أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Hak bizlere güzelce ifade, hepimize güzelce istifade nasip eylesin. Ve sıfat-ı huruf bahsinde bırakmıştık meseleyi. Oradan devam ediyoruz. Dediğimiz gibi hatırlatmakta fayda görüyorum. Daha ziyade haşiye tarzı bir anlatımla devam ediyoruz. Belli bir yere kadar. Oradan itibaren biraz daha derinlemesine gideceğiz. Bundan dolayı hem izleyenler hem dinleyenler acaba niye böyle şeklinde bir şey düşünmesin. Zira buralar zaten kitaplarda mevcut olan yerler. Yani imamları araştırmak isteyen çok rahat imamlarla alakalı bilgi bulabilir. Mahreçleri bilmek isteyen, öğrenmek isteyen çok rahat mahreçlerle alakalı bilgi bulabilir. Sıfatlarla ilgili aynı şekilde. Ama bir yerden sonra diyeceğiz ki buradan öteye daha kimse sağda solda bilgi bulamaz. Hadi bakalım. Biraz daha işi detaylandırmaya çalışacağız Allah nasip ederse. Sıfat-ı huruf. Sıfatuha. Harflerin sıfatları. Cehrun. Cehirdir. Şimdi ismini söylediğim yere hocam rakam daha doğrusu söylediğim yere rakam koyun. Cehrun'un üzerine bir koyun. Verihun 2, Müstefil 3, Münfetihun 4, Nusmetetun 5. Neden böyle olduğunu az sonra anlamış olacağız. Harflerin sıfatları 5 tane saydı burada. Bir cehir dedi, iki rihve dedi, üç müstefil dedi, dört münfetih dedi, beş musmeteh dedi. Bunlar harflerin malum sıfatları değil mi? Lazimi sıfatları var, bir de arızi sıfatları var. Lazimi sıfatlar da kendi arasında zıtlı zıtsız diye ayrılmışlar, ikiye ayrılmışlar. Biz bunları ne hangi sıfat grubunda inceliyoruz? Lazimi zıtlı sıfat grubu. İlk önce bunlardan bahsediyor. Lazımî sıfatlar ve bunlar zıtlı olan sıfatlar. Ve zıdde kul. Bu gerideki zikrettiğimiz beş tane sıfatın zıddı olarak sen söyle. Şimdi tekrar rakamlayacağız. Mehmusuha bir. Mehmus hangi sıfatın zıddı oldu şimdi hocam? Cehrin zıddı. Yani bu şekilde rahat çözülmüş olur. Aksi halde mehmusuha dediği andan itibaren bizim olayı anlatabilmemiz, anlaşılabilmesi için meselenin en azından belagat dediğimiz dersin halledilmiş olması lazım. Zira orada ne geçer? Leffu neşri müretteb diye bir ders vardır orada. Değil mi hocam? Leffu neşri müretteb diye bir şey vardır. Yani tertip üzere yayılan, değil mi? Arka gelenlerin bir tertip üzere gelmesi. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de de misaller vardır. Geçmiyorum o tarafa. Orası ehline kalsın. Biz kendi alanımızdan devam edelim. فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. Bunlar mehmus olan sıfatlar. Diğer bir ismi hems'tir malum. فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. Harfleri hems harfleri. Peki birinci sıfat grubunda, birinci sıfat grubu diyelim biz buna. Karşılıklı olarak bir numarada az önce cehri gördük. Onun zıttı olarak mehmus sıfatını anlamış olduk. Mehmus sıfatında fehattehu şahsun seket harflerinin olduğunu düşünürsek yine zıt. Geri kalan harfler nerede olmuş olur? Cehirde. Otomatikmen. Cehre kaymış olur. Şedîduha şiddet harfleri. Tabi mehmus sadece şu kadar söylemiş olalım. Mehmus cehir meselesi. Hems cehir meselesi. Harfin okunması esnasında nefes akışı ile alakalı bir mesele. Yani harf okunurken almış olduğumuz işte şu kadar birimlik bir havanın diyelim, şu kadarını kullandık diyelim 100 birimlik bir hava vardı. Bunun 70'ini, 80'ini kullandık da misal 20'si dışarı çıktı. Kendi kendine dışarı çıktı. Bu ne? İşte hems. İşte aldığımız 100 birimlik havanın 100'ünü de kullandık. İşte bunun adı cehir. Almış olduğun bütün havayı ne yapmış oldun? Harfe, sese dönüştürmüş oldun. Dolayısıyla işte buna cehir denir. Şedîduhâ'ya iki koyabiliriz hocam. Şedîduhâ.
Bu şedîduhâ'ya iki koyduğumuz zaman da nereye karşılık geldi o şimdi? Rıhve'ye kaldı, değil mi? Rıhve'ye karşılık geldi. Ama biz biliyoruz ki ikinci sıfat grubunda iki tane sıfat yok. Doğru mu? Kaç tane sıfat var? Üç tane sıfat var. Birbirinin zıttı gibi görünen, aralarında böyle paylaşımı yaptıkları, harfleri paylaşımı yaptıkları üç tane sıfat var. Şimdi o da gelecek. Peki, lafzu ecid katın beket. Ecid katın beket lafzındaki olan harfler şiddet harfleri. Anlaşıldı burası. Sonra devam ediyor. Ve beyne rihvin ve şedidi. Burayı uzun bir parantez yapın ve üzerine hocam yine iki koyabilirsiniz buranın. İkiyi kaç yere koymuş olduk? Üç yere koymuş olduk. Bir rihvenin üzerine koyduk. Bir şiddetin yani şedîduhânın üzerine koymuş olduk. Bir de ve beyne rihvin ve şedidinin üzerine koymuş olduk. Değil mi? Dolayısıyla hangi sıfatlar ikinci grubun sıfatları oldu? O rakamlara baktığımız zaman da gösteriyor bize. Rıhve, şiddet, bir de beyniye. Ve beyne rıhvin ve şedidi bizim malum beyniye diye bildiğimiz sıfatın tarifi. Beyniye ne demektir? Beyne rıhvin ve şedid. Yani bu. Rıhve ile şiddet arasında kalan bir rıhveler var. Harf okunması esnasında rahatlıkla kendi sesi, harfin kendi öz sesi akar. Efendim birileri var hiç akmaz. Bir de birileri var ne akar ne akmaz. Arada kalmışlar. Yani yarım akar diyoruz onlara. Ve beyne rihvin ve şedidi, rihve ve şiddet arası olan harfler de hangileridir? Lin, umer. Lam, nun, ayin, mim, ra. Evet. Şimdi biz burada şiddet harflerini gördük. Beyniye harflerinin de ne olduğunu gördük. Peki rihve harfleri hangileri? Denildiğinde cevap şiddet harfleri ecid, katın, beket, beyniye harfleri lin, umer, ismi hiç geçmeyen harfler otomatikmen rihve. Bu kadar basit. Yani ecid katın beket dediğimiz zaman da efendim 8 harf orada var. 5 tane beyniye de var. 13. Gerine kaldı 15 tane harf kaldı. 18 olması için. 28 olması için. 15 demek ki 15 tanesi de rihve harfi. Ha bununla alakalı uzun uzadıya üretilmiş Allah razı olsun üstadlardan cümleler var. Ama ezberlemeye gerek var mı? İmam-ı Cezeri Hazretlerinin usulü yeter. Yani çok rahat onu zaten çıkarırsınız. Ecid katın beket, lin umer, geri kalan rihve. Ecid katın beket, şiddet. Değil mi? Lin umer, beyniye. Ve seb'u ulbin. Hocam ulv, bu da bir sıfat. İsti'lanın kökü malum ulvdan geliyor. Buraya da kaç koyacağız? Üç. Yukarıda hangi sıfata mukabil oluyor bu? Efendim? Yok hocam, daha üçe yeni geldik. Ve şedî diye iki koyduk. Orası iki. Aynı sıfat grubunda olduğunu anlayabilmemiz için üç yere iki koymuş olduk hocam. Üç yere iki koyduk. Evet. Orayı şaşırmayalım. Üç yere iki koyduk ki biz bu iki koyduğumuz yerlerden aynı grup olduğunu anlayalım diye koyduk onu. Beyneyi. Beyniyeyi. Hocam şöyle söyleyelim. Biz diyoruz ki rihve meselesinde diyelim. Harf okunması esnasında mahrecine zayıf dayandığından dolayı sesinin akması, rehavet. Bir de şiddet diyoruz. O da ne? Harf mahrecine tam oturduğundan dolayı. Yani es dediğiniz zaman da misal veya işte F dediğiniz zaman da bunlar rihve harfleri. Bu harflerin okunması esnasında ne oluyor? İşte mahrece tam böyle dayanmadıkları için mesela ne gibi? Cim harfine baktığınız zaman da en mahrecine bir tepki, bir baskı var. Veya ne gibi? Ed dediğimiz zaman da ed, bunu böyle okumak zorundasınız. Veya şiddet harfi be ve tak diye tıkanıyor. Mesela. Şimdi şiddet harfleri hiç akmayan harfler dedik. Niye? Çünkü mahrecine baskı yapıyor. Ve mahreçte aralık kalmıyor. Akmaya da fırsat kalmıyor. Aldığın bütün nefes nereye gitmiş oluyor? Harfin kendine gitmiş oluyor. Aldığın bütün nefes. Ama rihvede öyle değil. Rihvede ne var? Aldığın nefes evet yine harfe gidiyor. Özellikle cehirse tamamı harfe gidiyor.
ve harfin sesinin akışına harcıyorsun o nefesi. Ama beyniye, ha şimdi dedik ya, madem birileri var hiç akmayacak, birileri var akar, tam akar, birileri var yarım akar. Ben bunun tarifini yaparken şu parmağın üç boğumunu kullanıyorum. Nasıl yapıyorum onu? Diyorum ki bakın arkadaşlar, rıhve boyunda şu üç boğumun tamamı bir nevi dolduruyormuş gibi kullanılsın. Es diyelim veya eş veya işte ef gibi veya ev gibi. Ama beyniyede bunun hocam yani birini doldurur sadece. Birini veya birinden azıcık daha fazla belki vardır. Yani ne kadar akar bu? Bu kadar. Olsa rıhveye kaçırmış olursun ki bu olmaz. Harf mahrecine dolayısıyla ne diyelim tam dayandığı ne de dayanmadığı böyle arada bir hal aldığından dolayı harfin akışında sesinin kendi öz sesinin akışında bir yine yumuşaklık var ama bir ufak takıntı da var. Bundan dolayı Lin Ömer harflerindeki olan diyelim akıcılık ne kadar? İşte rıhvenin yarı boyu kadar. O yüzden biz buna ne diyoruz işte? Yarım akar. Misal beyniye. Başka ne var? El. Bu kadar. Hatta bir defasında malum talim dediğin nedir hocam? Ağızdan ağza alınan değil mi? Müşafehe gücüyle ha gayret ve müsamaa gücüyle iş gören bir mesele. Talim meselesi. Bir defasında kimdi hatırlamıyorum ama dedi ki sadece beyniye harfinde harfin sesini duy yeter. El bu kadar. El, er, en bitti. Ama sinde öyle mi mesela misal? Veya bir zelde, bir zede, bir vıda mesela diyelim. Öyle mi? Değil. El, işte il, il, er. Bak beyniyeye düştü. İ'ı'ı'ı. Bir de şiddete gel şimdi. En hiçbir yere gitmiyor. Hele kalkale yapma. Et kaldı. Et kaldı. Et kaldı. Yani et diyecektin. Hemsini yapmazsan eğer. Et. Bak ne oldu? Hiç akmıyor. Aldığın efendim nefes tamamı geldi. Bir anda harfin sonunda okuyuşunda yığıldı ve kaldı. Bitti. Eğer hems harfleri ise yani okunması esnasında nefes akışı olan harflerse onu da atıyorsun zaten dışarıya. Ek dediğin gibi kef mesela şiddet harfidir. Ne yapıyoruz ama biz diyoruz ki arkadaşım ek yapma. Hani harf nasıl belli olacak bu harf? Bu harfe bir hems yüklemesi yapıyoruz. Yani hava akışı ne oluyor biraz daha harfin sonunda ortaya çıkmış oluyor. Ek, ik veya et, it gibi. Ne yapıyoruz? Harf okunması esnasında eğer nefes hiç yoksa, hiç çıkmıyorsa ona zaten cehir dedik ona biz. Mesela işte mim harfi cehir harfidir. Ama şurayı hiç karıştırmamak lazım. Çok defa karıştırılıyor. Nefes akışıyla boş yani. Boşa nefes akışıyla ses akışı bir şey, aynı şey değil. Yani nefes akışı ayrı şey, ses akışı ayrı şey. Bir harfte ses efendime söyleyeyim akmayabilir. Yani harfin kendi öz sesi yani cehir olması münasebetiyle akmayabilir. Ama hava akar mı? Akar. Aynı kefte olduğu gibi veya t'de olduğu gibi. Biz buna ne deriz o zaman? Yani bu türlü harflere şiddeti mehmuse. Hem şiddet var onda hem de mehmuse. Hem de akış var onda. Hava akışı var. Şiddeti mechure diyoruz. Mesela hangi harfe? Kaf harfine. Şiddet harfidir ama cehir harfidir. Ne ses akar ne de nefes akar. Hatta Osman Eyn Hoca'nın bir dersinde aklımda kaldı oradan. Birinci sıfat grubuyla alakalı nasıl kullanmıştı? Çok hoştu. Cehir, hems, nefes, şiddet, rıhve, ses. Böyle bir şey koymuştu. Cehirle hems nefes akışıyla alakalı, şiddet, rıhve, beyniye ses akışıyla alakalı. Hocam tabii şeylerle alakalı da burada
Ne giriyor devreye? İşte tutmalar falan. Diyelim bir harf ne kadar tutulur? Özellikle şeddeli olduğu zaman ne kadar tutulması gerekir? Ne kadar tutulmaması gerekir? Genelde ölçü ne olarak veriliyor? Çok defa duymuşuz onu sağdan soldan. Harf olarak veriliyor. Harf. Ama bazen sağda solda şöyle ifadeler dolaşıyor. Elif miktarı diyor. Elif miktarı med ölçüsüdür. Elif miktarı dediğin meddi tabiide ölç. Meddi muttasılda ölç, munfasılda ölç, ölç de ölç. Med miktarı olarak efendim elif söz konusu. Ölçü oradaki birim elif ölçüsü. Ama normal tutmalar, harfin kendi diyelim şeddeli halinin tutulması falan bunlar da ölçü hangisi? Harf miktarı. Harf miktarı. Tabii olaya biz bu tutulma meselesine yani harf miktarı tutulma meselesine ikinci sıfat grubu üzerinden gidiyoruz. İkinci sıfat grubu üzerinden. Diyelim ki şeddeli olan öyle konuşuyoruz değil mi? Şeddeli olan harfler çok önemlidir. Şeddeli olan harfler ne kadar tutulur? İkiye ayırıyoruz burayı. Diyoruz ki eğer şeddeli olan harfler mim ve nunsa 1,5 harf diyoruz. Mim ve nunun dışındakilerse bir harf diyoruz. Şimdi acaba mim ve nunun 1,5'uyla 1,5 harfiyle efendim diğer harflerin 1,5 harf tutulması aynı ifade mi? Aynı şey mi? Aynı meseleyi mi karşılıyor? Hayır, değil. Ne diyoruz? İkinci sıfat grubu üzerinden. Mim ve nunun özelliği ne? İkinci sıfat grubunda. Bir kere bunu öğrenmek lazım. Mim ve nun harfinin özelliği ne? Yani beyniye mi, rıhve mi, şiddet mi? Bakıyoruz ki lin Ömer, bunlar beyniye. Mesela. O zaman bu nasıl tutulur? İşte beyniye miktarı hızını alır. M gibi bir tık gunne hakkı koyarsın oraya. M. M. Normal okuyuş. M. Bu kadar. Gunne olacaksa M. Bir ufak daha ilerler. Tutarken de emme diye tutmuş olursun. Ama lamı tutarken aynı mıdır? Değildir. Onunki de bir harf miktarıdır hocam. Şeddeli olduğu zaman da bir lam harfinin tutuluşu da bir harf miktarıdır. Şin harfinin de tutuluşu bir harf miktarıdır. Nasıl ayarlanacak şimdi bu? Şimdi şin harfinde olan sıfat rıhve. Yani harfin akıcılığı noktasında biz rıhveye denk geliyoruz. Rıhve dediğin upuzun. Eş. Onu 50 sefer katladı zaten bir beyniye harfini. Pekala ben rıhve olan bir harfi tutarken eşe diyeceğim bir harf ama şiddet olan bir harfi tutarken et de diyeceğim. Nasıl olacak şimdi? Biri neredeyse hiç tutulmadı gibi şine göre veya şın oradaki şiddet harfi olan dala göre acayip tutuldu gibi. Ha değil işte. Biz ikinci sıfat grubundan rıhve şiddet beyniyeye sorarız bir kere tutacağımız harfi. Kardeşim bu sizin grupta hangi faslın adamı, hangi grubun adamı bu? Diyelim ki ben lamı tutacağım. Beyniye diyor ki benim adamım. O zaman yarım tutarım ben onu. Yarım akması onun bir harf miktarıdır ama. Onun bir harf ölçüsünü, boyunu biz nereden alıyoruz? İkinci sıfat grubundan alıyoruz. Pekala şin harfinin bir harf miktarı ne kadar? Nereden öğreneceğim ben bunu? Yine ikinci sıfat grubundan. Şin harfinin akışı nedir hocam? Rıhve. Değil mi? Pekala rıhve ne demekti? Alabildiğini rahat rahat akması demekti harfin. Eş. Bunun rıhve boyu bir harf miktarı rıhve işin içine girince anlaşılıyor ki bir harf miktarı bu kadar. Lamın ki şu kadar. Ama kalkıp da eşeye göre kıyaslayıp da ben bunu tutmaya kalksam o zaman olayı ne yaparım? Parçalarım. Niye? Ep. Ba. Bak nereye gitti mesele. Şın kadar zamani olarak şını değerlendirirsem olmaz. Yani kısacası hangi harfi, bakın hocam hangi harfi ben tutuyorsam ikinci sıfat grubuna sorarak tutarım. Rıhve ise boyu bellidir, beyniye ise boyu bellidir, efendim şiddetse boyu bellidir. Ne kadar tutulacağı. Evet bir harf miktarıdır ayrı ama her birinin bir harf miktarı ne olur? Kendine göre farklıdır.
Biz bir harf miktarı tutma meselesini, hadi bir buçukçuları koy kenara. Mim ve nunu koyduk kenara. Soru. Bir harf miktarı tutulur. Eyvallah. Bir harf miktarı tutmak kaça ayrılır? Bir harf miktarı tutmak demek öyle bir fasılda biten bir şey değil, bir mesele değil. Bir harf miktarı tutmak hocam üçe ayrılır. Bir, rıhvecilerin tutuluşu. Bir, iki, beyniyecilerin tutuluşu. Bir de şiddetçilerin tutuluşu. Her birinin bir harf miktarı nedir hocam? Hep ayrıdır. Rıhvenin çünkü akışı ile o bir harf miktarı sağlanır. Beyniyenin akışı ile ne kadar akıyorsa bir harf miktarı sağlanır. Şiddetin hiç akmayışı ile o bir harf miktarı da ona göre düşünülerek sağlanır. Meseleyi anlatabildim mi? Anlattım inşallah. Peki. Ömer hocam tamam mı? Yani hakkınızı helal edin. Ama önemli, cidden çok önemli bir mesele. Bunu kaç sefer böyle denk geldik. Hocam bir harf miktarı diyoruz diyor vatandaş. Bir harf miktarı. Ekba. Bunun neresi bir harf miktarı diyor. Et de. Bunun neresi bir harf miktarı? Tabii ondan sonra bir oturuyoruz. Bir gece kapanıyor yani. Evet. Tabii harflerle uğraşacağız. Kur'an-ı Kerim'le uğraşacağız. Okumak için çalışacağız. Ama şurayı hiç unutmayacağız hocam. Elbette ki yaşamak. Hepsini yaşamak. İmam-ı Gazali Hazretlerinin Mağrurîn diye bir eseri var. Orada fıkıhçılar aldandılar. Nerede aldandılar? Tefsirciler aldandılar. Nerede aldandılar? Hadisçiler diyor aldandılar. Nerede aldandılar? Kıraatçılar da bir giriyor oradan doğru. Diyor ki nerede aldandılar? İşleri güçleri harf çıkarmak oldu. Bir tane düzgün namaz kılamadılar. Sorsan namazı düzgün kılmak için uğraşıyoruz. Niye? Allahu Ekber. Öndeki hoca efendi başlıyor okumaya. Otomatikman ya bir Kur'an'a ver kendini ya. Namazına ver kendini. Namaz gitti. Tabii orada şu var, burada bu eksik var. Mağrurîn. Kitabın ismi bu. Yani bunu bana bir yine böyle tasavvuf erbabı olan biri getirdi verdi. Hani dikkat et ayağını denk al gibi. Dedi hocam özellikle son kısım dedi seninle alakalı. Öyle vermiş doğru ama hakikaten çok etkili yani. Çok müthiş bir şey. Tabii meleke haline geliyor ama ders modundan çıkmak lazım da icabında. Artık ders bitti yani gittin artık namaza durdun. Doğru bir iki ayetini mesela adamın dinlersin. İster istemez dinliyorsun da zaten. Baktın ki arıza namazı da terk etmeyeceksin tabii. İcabında kendi içine sinmediysen, mutmain olmadıysan namaz bittikten sonra çekil kenarda farzını tekrar iade et ya. Namazı olmadı demek değildir belki de. Yani çok da uçuk kaçık değildir ama icabında kıraatçı adam ya kendine bir türlü onu tatmin etmiyor yani adamı. Diyor ki böyle adam gibi okuyacak diyor yani. Mesela. Evet. Pekala. Ulmine 3 koyduk mu hocam? Ve seb'u 7 tane harf ve seb'u ulmin. 7'si bunların nedir? İsti'la harfidir. O harfler de nedir hocam? Hussa, dal, din, kıl. Bunlar. Hasar, malum sınır demektir. Sınır bunlardır. Evet. Hussa, dal, din, kıl. Hussa, dal, din, kıl. Anlaşıldı inşallah. Pekala. Bunlar isti'la harfi ise bunların dışındakiler hangi sıfata sahip olurlar? Üç, nereye yazmıştık? Müstefile. Bitti. Peki bunların dışındaki harfler kaç tane kaldı? Toplam 21 tane. 7 tanesi isti'la, 21 tanesi nedir hocam? Müstefil, istifale, inhifat demişler. Böyle isimleri var. Sonra bu sefer harfleri sayıyor. Ve sadu, dadun, da'u, da'un, mutbaka. Mutbakaya 4 koyabiliriz. Mutbaka sıfatının üzerine 4. Sad, dad, da ve da harfleri. Bunlar mutbaka. 4 yukarıda nereye koymuştuk 4'ü? Münfetih'e koymuştuk. Bunlar da birbirinin zıttı olmuş oldular. Evet. Ömer hocam yine bir şey mi soracaksın? Ve ferra min lübbi. Bu Ömer hocam çok şeydir yani. Hassastır. Ferra min lübbi. Bunlar da el huruf. El müzleka. Bunlar nasıl harflerdir? Müzleka harfleridir bunlar. Müzleka. Ferra min lübbi. Müdlekaya kaç koyuyoruz? 5.
Yukarıda 5 kaça denk geldi hocam? Musmete. Bu meseleyi bu hale haşa ve kella getirmeye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi hani keşfetmiştir, bizi bu noktada fethettirmiştir. Burasını vezzettekul dedikten sonra meseleyi bir türlü anlayamıyordum yani, benim eksikliğim. Bunu nasıl çözeriz? Çünkü ben bunu öyle kimselere okuttum ki, yani bu malum Cezeri'nin aynı zamanda bahisleri. Cezeri okutuyorum, ben bunu bir hafız talebeye nasıl okuturum? Adam Arapçası yok. Bir taraftan da öğrenmesi lazım, göstermek gerekir. Bir taraftan da metinden de kopmak istemiyoruz. Aldırmışız icabında, okuyacağız. Bunu en güzel dedim, biz bunu böyle kodlarız. İşte hocam burada ne giriyor devreye? İşte belagatın işte o leff-ü neşr-i mürettebe giriyor devreye. Ha, o zaman diyor ki tamam, mesele anlaşılmıştır. O zaman mesele anlaşılmıştır. Safiruha, buradan itibaren zıtsızlara giriyor malum. Safir sıfatlı olan harfler sad, sadun ve zayun sinu, geçiyorum hocam. Sad, zey, zay ve sin. Kalkaletun, kutbu cedin. Kalkale harfleri kutbu cedindir. Ve linu, vabun ve yaun. Lin harfleri vav ve ya. Ama her önümüze gelen vav ve ye lin olur mu? Yusuf Paşa'm, olmaz değil mi? Ne peki şart ne? Sekena. Sükkina olan metinler de olabilir. Sekena. Bir, kendileri sakin olacak. Venfeteha kablehuma. Ve bir öncesindeki harfin harekesi fetha olacak. Evet. Ne gibi? Havfin, seyir diyelim mesela. Değil mi? Bunlar gibi. Eğer böyle olursa lin özelliği almış olur. Harf biraz daha böyle yumuşak okunarak geçilir. Vel inhirafu sahiha fil lami verra. Metin yani mısra bitiyor ama mesele anlaşılmıyor, mecbur devam ediyoruz. Vel inhirafu sahiha fil lami verra. İnhiraf lam ve ra'da onaylanmıştır. Lam ve ra harflerinde vardır İnhiraf sıfatı. İşte burada dilin hareketleriyle alakalı söylenen bir takım ifadeler var. Lam'da dil içeriye doğru, ra'da biraz dışarı doğru meyleder gibi ifadeler var. Ve bi tekririn cu'il, ve bi tekririn tekrir sıfatı cu'il, kılındı. Hangi harfte kılındı? Hemen arkasında ilk gelen malum cu'il meçhul fiildir. Efendim naib-i fail istiyor kendine. Tahtında müstetir hüvesi, nereye raci veya hiyesi diyelim? Ra harfine raci. Dolayısıyla tekrir sıfatı hangi harfte vardır? Arkadaşlar ra harfinde vardır. Tekrir sıfatı sadece ra harfinde vardır. Velit tefeşşi, tefeşşi içindir. Ne? Eşşinu şin. Yani şinin malum kendine has bir sıfatı, tefeşşi sıfatı. Dade nistatil. Dat harfi de efendim kendine kalan istitale sıfatı var dat harfinde. Ne yapıyoruz? Biz bunları hangi harfte, hangi sıfatlar var sorusu çok defa aslında zorlanılan cevap noktasında zorlanılan bir soru. İşte kaf harfinde hangi sıfatlar var? Zıtlı ve zıtsız, senin bunları sayman lazım. Biz bunları sayarken daima öğrettiğimiz, anlattığımız nedir? Diyoruz ki arkadaşlar, zıtlı olarak sıfatların isimlerini öğrenin ve hangi harfler verildiyse hangi sıfatta, onun zıttının da diğer sıfata yansıyan harflerini de dolayısıyla çıkarmış olacaksınız. Varın şimdi söyleyin siz. B harfi. Yukarıdan aşağı birinci sıfat koyuyor. Cehir'de var, bu bitti zaten. Daha hemse dönmeye gerek yok. Niye? İşte hems harfleri fehattehu şahsun seket. Orada yoksa cehir'de var demektir. Fehattehu şahsun seket. Hems dedi çünkü. Zıttı cehir. Anca orada olur. İkinci sıfat grubunda diyorum ki ecit kadın beket diyorum. Şiddet. Tamam. O zaman daha line ve beminiye hiç bakmaya gerek yok. Üçüncü sıfat grubunda hussa vatın gıdı da yok. İstifale. Dördüncü sıfat grubunda sat vat dava mutbaka. Geri kalan münfetih. Beşinci sıfat grubunda neydi? Ferra min lübbi. Ha. Demek ki müdlaka. Tabii bunu ne yapıyoruz? İyice seri bir hale getiriyoruz zamanda. Yapa 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 yapa. İşte lam harfi. Lam harfi. Bir cehir, iki beyniye, üç istifale, dört infita, beş müzlaka. Bitti. Bir de zıtsızlardan ne var? İnhiraf var. Altı tane. Yani bunu
Oturup da bir harfin sıfatlarını ezberletmektense, akşama kadar çocuk ezberlese bunu iki sene sonra bir şey kalmaz onda zaten. Ne iki senesi? İki ay sonra kalmaz bir şey. Ama ne yapmak lazım? İlk önce zıtlı ve zıtsız sıfatlar neler? Bunları bir ayıracak. İşte o 1-1, 2-2, 3-3 vardı ya yaptığımız. Onlar karşılıklı olarak düştü mü? Düştü. Harfleri belli mi? Belli olanları tamam zaten. Ha, şimdi ver harfi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş artık 28 harfi, 29 harfi döşenince aşağı doğru o Allah'ın izniyle zaten daha hiç çıkmayacak bir hale geliyor. Önemli olan o sıfatları birbirine zıttı olanları unutmasın yeter. Bu kadar basit bir hale geliyor. İmam-ı Cezeri Hazretleri çok böyle sistematik çalışıyor mübarek. Ve yukra'u, okunur. Ne? El-Kur'anu, Kur'an-ı Kerim. Ne ile? Burada okuma usullerinden bahsediyor. Bir tahkiki, tahkik ile. Daha ma' hadrin, hadirle. Ve tedbirin, ve tedbirle. Burada ma' yerine sonradan, hadirden sonra vav koymuş. Malum vav'ın bir sürü manası var. Bir tanesi de zaten ma' manası. Ma'iyet diyoruz değil mi ona? İster ma' koy, ister hadir koy, vav koy bir şekilde. Yani üç şekilde Kur'an-ı Kerim okunabilir. Tahkik, tedbir ve hadır olarak. Ve küllüm mütteba. Bu üç tane okuyuşun üçü de tabi olunan okuyuşlardır. Yani bütün imamlar tarafından bunlar ne yapılmış? Tabi olunmuş bunlara ve üç tane olarak belirlenmiş. Bir de ne var hocam? Malum neydi? Herzeme miydi? Hezreme miydi? Hezreme var bir de. Bravo hocam. O da ne? Saçma sapan okuyuş yani. Yani ölçü diye bir şey yok. Tabii yani ne namaz olur ne zikir olur. Hiçbir şey olmaz yani. Yok o başka. Yok yok. Tertil olduktan sonra istediğin gibi dolaş. Tahkik, tedbir, hadır yap. Hazreme de diyor hocamın mahreç ve sıfatta tamamen ne var hocam? Kırık, dökük her tarafı yani. Yani adam bir okuyor ki bazen böyle sürat motorlarını geçen hafızlar var böyle. Vrrr, bir başlar. Nereden başlayıp bitirdi? İşte onların okuyuşu. Hocam bir sayfada bir ayet tahkik diğer ayet tedbir. Bir sıkıntı yok okur. Okur ama nedir? İşte usul yani. Bir usulden bir usule, bir usulden bir usule geçmiş olur. Yeter ki tertil olsun. Tertil dediğimiz ne? Tertil 3 okuyuşta da şart. Yani tahkikte de şart, tedbirde de şart, hadırda da şart. Yani... Başka okuyuş sayanlar var işte. Efendim hocam? Yani okuyuşun başka, tertilde başka okuyuş sayanlar var. Evet, evet. Mesela diyor ki işte tertil diyor eşittir, tahkiktir diyor. Halbuki değil. Yani tertil dediğimiz mesele... çorbaya da tuz lazım, pilava da tuz lazım kardeşim, yoğurda da eğer ekiyorsan ayranı tuz lazım. Tamam mı? Tuzsuz olmaz. İşte bu onun tadıdır. Tertil meselenin tadıdır aslında. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا derken hocamızın birisi derdi, oğlum Allah böyle bağıra bağıra okuyanları görünce وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ يِرْتِيلًا değil dedi ya, tertiyle ya. Tamam mı? Tertille. Dolayısıyla o tuz ne kadar gerekiyorsa o tuzu illa ekmek gerekir oraya. Çorbasında da vardır, pilavında da vardır, böreğinde de vardır. O tuz olmadı mı tadı kaçar hocam. Kimse yemek istemez. Yani bir adam eğer şeker hastasıysa mecbur yiyecek. Ayrı mevzu da. Ama bizde ne var önümüzde? O tuz tertil, eşittir tertil işte o. Dediği gibi hocam kimisi mesela diyor ki tahkik tertil. Abi yani okuyuş usullerinde tahkik, tedbir, hadır denen mesele vardır. Ve bunların hepsinde tertil şarttır. Hadır da okusan mahreci bozamazsın, sıfatı bozamazsın. Bu tertil demektir işte. Efendim tedbir de okusan mahreci bozamazsın. Efendim sıfatı bozamazsın. Metleri bozamazsın, tecvidi bozamazsın. Bu tertil. Anlatabildik meseleyi? Evet. Hatta tertili soruyorlar. Hazreti kime sormuşlardı onu? Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar değil mi? Ne diyor hocam? Ma'rifetul vukuf. Şimdi aklıma gelmiyor metnin tamamı. Geldi mi söyleriz inşallah. Evet. Şart ne? Ma' husni savtin. Tahkikin her birinde, bak şimdi geliyor hocam, tertilin ne olduğu çıkacak piyasaya. Tahkikin her birinde bak husni savt ile beraber okumuşlar. Tahkik, tedbir, hadir. Husni savt ne demek? Zorlanmadan, işte yırtıyla olmadan. Okuyayım derken adam okuyor yani. Aynen öyle. Yani o da bize maalesef nereden kaldı hocam? Araplar, adamlar, normal kendi hali adamların okuyorlar tamam mı?
Şimdi bir bakıyorsun, sen zannedersin ki adam yırttı kendini. Bir bakıyorsun adam gayet normal okuyor. Bizimkiler de onların ne yaptığını yapalım derken bozuldu. Tabii o el, kol, bacak her taraf hareket ediyor bizde. Damarlar şişiyor falan. Acayip bir şey. Halbuki ne kadar kolaymış ya Kur'an-ı Kerim. Rahat okuyuşmuş ya. Sendeki olan neyse o, senden kimse fazlasını istemiyor ki. Evet, biluhunil arabi. Luhun Arap. Bu luhun Arap'ı tarif ederken Aşık Kutlu Efendi dermiş ki rahmetli. Sese kendin zorla çık demeyeceksin. Ses kendini diyecek ki al beni çıkar. Ses kendini zaten diyor çıkaracak ortaya. Harf diyor. Harf kendini çıkaracak. Al beni ya. Al beni. Kendin diyor böyle kopara kopara. Efendim ağacın sökülmesi, talan edilmesi gibi böyle uğraşmayacaksın. Evet. Murattelen veya murattilen. Sizde ne geçiyor metinde? Murattelen. Buyurun hocam. Tertilli dediği bu işte. Murattelen. Mücevveden. Bil arabi. Arap kaidelerine değil mi? Arap kaidelerinin kaideleri olan tecvidli bir şekilde. Arapça kaidelere uygun şekilde. Vel akdü bit tecvidi. Evet. Tecvidi almak yani yapmak. Almaktan ziyade hatmun lazimun. Bu nedir? Hat tecvidi yapmak farz-ı ayındır. Hatmun lazimun. Men kim lem yusahih tasih etmezse, lem yücevvid de geçiyor bazı yerlerde. El Kur'ane Kur'an-ı Kerim'i atimun günahkardır. Tabi buradaki günahkarlık meselesi Kur'an-ı Kerim'in manasına diyelim ters düşecek şekilde ortalık perişan ediliyorsa ve hala kendini düzeltmeme noktasında ısrarcıysa atimdir adam. Yoksa yani her Kur'an-ı Kerim okuyana günahkarsın denilmez yani diyemezsin. Yani hocam meddi tabi asıldır. İşte orada birçok defa manaya tesir ediyor. Ona en azından meddi tabi öğrenmesi şarttır adamın yani. Meddi bir şurası bak çekilecek. Bir elif miktarı. Harfleri de öğrendi mi bu adam? Bu işin tamamını neredeyse hani atim olmaktan kurtarma noktasında tamamını halletmiş durumdadır. Ha diğerleri. Şimdi meddi muttasını ben çekip çekmediğimi kaç kişi anlar? Sadece işin erbabı anlar. Misal. Efendim şeddeli bir mim nun denk geldiğinde ben tuttum tutmadım ne kadar anlar? Kim anlayabilir onu? Biraz fazla tutsam adam hatta kimisi bayılıyor. Şeddeli mimi tuttun mu? İnnehu Allah diyor. Ben de çıldırıyorum orada. Ne Allah ya adam kırdı ortalığı. Şeddeli nunu tutayım derken 1,5 yaptı onu 10,5 ya. Mesela. Yok. Yok abi ama maşallah bir defasında öyle bir denk gelmişim. Adam öyle bir name yaptı orada. Bırak. Adam meddi tabi de name yaptı ya. Meddi tabi de name yaptı adam ya. Tabi oraya kadar geliyor. Haşa bunu bir maharet diye anlatmıyorum ben bunu. Ama İbrahim Tanrıkulu hoca demişti ki hocam diyelim Kur'an-ı Kerim'in dedi icazet günü idi bizim. Bunlar dedi Kur'an-ı Kerim'in bundan sonra okuma polisleridir. Dikkatli okuyacaksınız. Bunlar dedi adamı durdururlar bundan sonra. Öyle bir gaz verdi ki başladık durdurmaya millet. Sağda solda. Evet. لِأَنَّهُ Niçin böyle bu? Bihi onunla yani tecvidle el ilahu Allah Celle Celaluhu enzela. Evet. İndirdi. Kur'an-ı Kerim'i tecvidle indirdiği için böyle. Kur'an-ı Kerim tecvidle indi. Men ve hakeza afven ve hakeza işte böylece anhu Allah Celle Celaluhu'dan ileyna bize veya anhu peygambere de raci olabilir fark etmez. Peygamber Efendimiz'den ileyna bize vesala ulaştı. Bu şekilde ulaşmış oldu. Ve huve o tecvid nedir? İ'ta'ul hurufi geride anlattığımız meselelere işte harflerdeki vardı ya harflere vermektir. Hakkaha sıfatı lazimelerini vermektir. Min külli sıfetin. Zaten bu min külli sıfetin dediği zaman da hakkı her sıfattan hakkı meselesi sıfatı lazimesi. Ve müstehakkaha bu da sıfatı arızalar. Sıfatı arıza. Yani işte bir harfte normalde o sıfat yok. Olduğu zaman da işte ne gibi? Nun. Her nun harfi ihfa olur mu? Olmaz. İhfa olmak bir sıfattır. Yani harfin kendi sesinin, öz zatının sesinin kaybolup eserinin kalması, gunnesinin baki kalması.
Bu her zaman olur mu? Olmaz. Ne zaman? İşte efendim 15 harf olduğu zaman da ihfa olur. İhfalık bir sıfattır. Ama 15 harf gelecek ki olsun. Ne oldu? İşte bu sıfatı arıza bu. İşte izhar olması bu noktada aslında asıldır yani harfin kendisinin. Ne var? İdgam ma'al gunne. Hani gunnesinin idgamla beraber daha çok ön plana çıkması. Bunların her birisi. Sıfatı arızalar bunlar. Yani normalde harfin üzerinde kendine baktığın zaman da yok o. Ama ne zaman devreye giriyor? İşte ihfa gibi. Bazı harfler gelecek ki anca o zaman devreye girsin. Evet. Mükemmelen, mükemmel bir şekilde min gayri ma tekellüfi, zorlama olmaksızın, böyle zorlanma olmaksızın tekellüf, bil lütfi, hoşlukla fin nutki, okuma esnasında bila taassufi. Hocam yine aynı şekilde böyle bir darlanma, bunalma, böyle yani sıkı bir şey olmadan, karşı tarafı kendini de aynı zamanda, yani sadece kendini değil, karşı tarafı değil, kendini de okuma esnasında zora koşmadan, sıkışmadan, sıkıştırmadan, yani işi mecrasının dışına götürmeden, taassuf bu anlamda. Ha tabii, o işin mesela tamamen ayrı bir tarafı. Diyafram nefesi meselesi şan diyelim dersleriyle alakalı. Bu biz ne yapıyoruz? Burada taassuf dediği daha ziyade mesela şudur. Adam nefesi aldı. Nefesi aldı. O nefesle okuyacağı kelime bu adamın 5 tanedir. Kalkıp bunu 6'ya çıkarmaya, 7'ye çıkarmaya çalışıyor. Harfleri çıkarırken aynı zamanda böyle aşırı baskıyla, böyle yani ifrat tefrit meselesi var ya, böyle olabildiğince yani zorluyor, harfleri zorluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ahengi kayboluyor. Şimdi hem öyle hem bir de nefesiyle beraber iki kelimeden fazla okuyayım diye uğraşıyor. İşte oldu bu taassuf. Bundan kaçmak lazım işte. Bunlardan kaçmak lazım. Diyoruz ve burada terkikat bahsinde şimdilik bırakmış oluyoruz. Cenab-ı Hak dinleyenlere, okuyanlara, okutanlara, hepimize inşallah ziyadesiyle dünya ahiret nimetleri ikram buyursun. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.